BTC Haber TV'den selamlar. 12 Eylül 2024 Perşembe gününde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, hisse senedi ve kripto para borsası eToro'nun $1,5 milyon ceza ödeyeceğini açıkladı. Anlaşmaya göre eToro önümüzdeki 6 ay içinde Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash harici kripto paraları delist edecek. Bankacılık devi Standard & Chartered, yaklaşık 2 ay kalan ABD başkanlık seçimlerinin Bitcoin fiyatına etkisini değerlendirdi. Yayınlanan raporda ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde BTC fiyatının $125.000, diğer aday Kamala Harris'in kazanması halinde ise $75.000 ulaşacağı ileri sürüldü. Buna göre seçimi kimin kazandığına bakmaksızın Bitcoin fiyatında ciddi bir yükseliş görülebilir. Harris ile Trump arasındaki münazaranın tamamlanmasıyla kripto piyasasında da düşüş başlamıştı. Beklentilerin altında kalan münazaranın sonuçları riskli varlıklardan para çıkışını hızlandırdı. Münazaradan saatler sonra ABD piyasaları da negatif açılış yaptı. Analistler sadece Harris'in değil, Trump'ın da Harris karşısındaki performansının yetersiz görüldüğünü dile getirdi. ABD'de 11 Eylül işlem gününde Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık $44 milyon net para çıkışı olurken, Ethereum ETF'lerinden ise yarım milyon dolarlık net para çıkışı yaşandı. Solana meme coin'i WIF, balinaların arka arkaya gelen alımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Son 2 haftada 2 balina adresi toplamda $33,5 milyon değerinde WIF satın aldı. Analistler WIF'in mevcut trendini sürdürebilmesi durumunda $2 kolayca aşabileceğini ve yükselmeye devam edebileceğini düşünüyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Daha fazlası için kanala abone olup bildirimleri açabilir, web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.